Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Global partner olarak ilk sneak peek'imi sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum şu anda ve Jesse'ye ikinci aksesuar geliyor arkadaşlar. Birincisi biliyorsunuz bir etraftaki rakipleri yavaşlatan bir aura gibi bir şey atıyordu ve ikincisi tam 5 saniye boyunca turret'in yani scrappy'nin hızını arttırıyor arkadaşlar. Şimdi bunu önce deneme modunda göreceğiz. Sonra elmas kapmaca modunda, en sonunda da tek hesaplaşma modunda göreceğiz. Özellikle ben tek hesaplaşma modunda nasıl olur diye çünkü çok merak ediyordum. O yüzden tek hesaplaşmayı da sağ olsun Supercell videonun içerisine eklemiş arkadaşlar. Ve mümkün oldukça kısa basit anlatacağım. Bakın şu anda normal devam ediyor ve taramalıya dönüşüyor arkadaşlar. Aksesuara bastığınız anda inanılmaz bir hızda gerçekten yok ediyor. Bu arada bu tür sneak peek videolarının devamını istiyorsanız lütfen videoya bir tane like atmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Jesse'nin taretini beğendiniz mi mesela, yoruma bunu yazabilirsiniz dostlar. Ve şu an mesela normaliz. Aksesuara basınca görüyorsunuz abi, gerçekten yani iki katına çıkması, taramalı tüfek gibi oluyor. Ve Jesse'nin birinci aksesuarı bence savunma ağırlıklıydı. İkinci yani bu aksesuarı da ofansif ağırlıklı olmuş. Özellikle karşınızdaki rakibin yanına attıktan sonra aksesuara basınca yani kaçsan kaçamazsın, panik yaparsın çünkü. Hani yanına gidip öldürmeye çalışsan çok kolay ölmüyor, öldüremeyebilirsin. Bir yandan Jesse de vuruyor tabii, o da var. Dolayısıyla yani aksesuar gerçekten rakibi yok eder gibime geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben hakikaten çok beğendim. Bu aynı Bo'nun tuzak deli aksesuarı gibi çok kullanışlı bir aksesuar olmuş bence. Yani defansif aksesuarının yanında bir tane de ofansif aksesuar gerekiyordu. Özellikle tek hesaplaşma modları için ve Supercell bunu duymuş ve güzel bir aksesuar getirmiş. Yine tabii Jesse her zaman bu tür takım oyunlarında taretiyle, özellikle Penny ile birlikte çok fazla iş yapıyor. Bunu biliyoruz ve bakalım aksesuarıyla nasıl olacak. Daha hiç aksesuar kullanmadı bu arada. Şimdi elmasları falan toplayacak ve bakalım uygun bir zamanda aksesuar kullanacaktır. Evet, kenara bir yere attı. Birisi yaklaştığı zaman, evet yaklaştı, şu anda bir aksesuarına bastı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 bit normalde tanka yakın bir karakter, yani sağlam bir karakter olmasına rağmen hani geriye kaçsa, dediğim gibi geriye kaçamıyor abi, ileriye gitse ileriye gidemiyor, hani iki arada bir derede kalıyorsun. O yüzden çok güzel olmuş gerçekten. Ve bakın mesela şu anda da gördüğünüz gibi henüz basmadı aksesuarı, şu anda bastı ve taramalı gibi vuruyor. Tabi hareket ederken vurması zor oluyor ama gördüğünüz gibi orayı yok etti arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz, çok güzel bir aksesuar olmuş. Ben çok beğendim ve bundan sonra tabi yeni gelecek aksesuarlar da var. Supercell yaklaşık bir 10 tane ikinci aksesuar, yeni aksesuar getireceğini söylemişti. Ve şu an yaklaşık bir yarısına falan geldi. Yani bayağı bir yeni gelecek ikinci aksesuarlar var arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Dediğim gibi sneak peek videolarını artık burada da izleyebileceksiniz. Diğer partner arkadaşlarımla birlikte sizlerle sunmaya, paylaşmaya çalışacağım. Mümkün oldukça da kısa ve öz bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Jesse'nin yeni aksesuarı ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bunu da mutlaka dediğim gibi yorum kısmına yazın. Şimdi tek hesaplaşma modu için biçilmiş kaptan abi. Çok güzel gerçekten. Çünkü tek hesaplaşma modunda savunma ağırlıklı, yani karşı tarafı yavaşlatan bir aksesuar yerine atak ağırlıklı, yani hızlı bir şekilde vuran bir taret çok daha fazla iş yapar. Şimdi mesela oraya koydu ve işte gördüğünüz gibi taramalı vuruyor. Tabi bir yandan Jesse de vuruyor arkadaşlar, onu da unutmamak lazım. Bir yandan Jesse de vurduğu için kaçması çok çok zor. İmkansız bence. Yani doğru kullanılırsa aksesuar, karşıdaki rakibin kaçma imkanı yok abi. İnanılmaz. Bir de yalnız taret kutulara vursaymış iyi olurmuş. Tabi öyle bir şey yok. Şu anda 5 yükü olan bir Jesse var, bir de ultisi var ve evet orada gördüğünüz gibi taretiyle Jesse'ye taramalı gibi vurup orayı da rahat bir şekilde alıyor arkadaşlar. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde gerçekten çok çok güzel, çok çok eğlenceli tek hesaplaşma modunda ben de çıktığı zaman bu aksesuarı deneyeceğim arkadaşlar. Sizlerle kendi oynayışımı da paylaşacağım. İlk sneak peek'im bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer beğenirseniz ve sneak peek'lerin devamını isterseniz mutlaka videoya bir tane like atmayı ve Jesse'nin taretiyle ilgili, yeni taretiyle ilgili yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.